Düş zamanı. Çok eski atalarımızla ilgili bir kavram. Bir doğa ve evren anlayışı. Yerlilerin kosmosta sahip olduklarına inandıkları yer ve zaman. Klasik zamandan farklı bir zaman. Sürekli yeniden doğan, tazelenen ve değişen zaman dışı bir zaman. Ve öncelikle evrenin oluşumunu, daha sonra doğanın yaratılışını ve işleyişini, insan ve diğer canlıların doğasını, yaşam ve ölüm döngüsünü içeren bir anlayış. Başı, sonu olmayan bir döngü. Aynı zamanda şu an ve bir paralel zaman. Doğanın ritmiyle aynı müzikal temada olan ve her şeyi içeren gerçekliğin ta kendisi. Evrensel bir uyum duyumsaması ve makrokozmostan mikrokozmosa doğru yapılan yolculukta ulaşılan insan. Ve onunla doğa arasındaki benzersiz ilişki hakkında derin bir anlayış. Evrendeki ve doğadaki her şeyin ayrıcalıksız, önceliksiz eşitliği. Doğa ile bir arada uyum içerisinde yaşama, sonsuz bir bileşim içinde bütünleşme. Kişisel ve evrensel farkındalık yeteneği. Doğaya egemen olmayı uygarlığın tanımı yapan günümüz insanlığında o en eski atalarımızla beraber yitip gitmekte olan bizim yarınlarımız, bizim düşlerimiz. Zamanı izleyicileri, sevgili Düş Zamanı yolcuları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ve gecikme için de özür diliyorum ama yine Facebook'tan bağlantı sorunları var. Onu her seferinde yeni bir şey çıkarttıkları için teknik masamızı da ne yazık ki zorluyorlar. Evet Eser abi, nasılsın? Merhaba. Sağ ol Semihciğim, iyi akşamlar. Yeni bir gecikme oldu ama bunlar tabii bizden kaynaklanmıyor. Bu sefer ne yapmış? Arayüzümü değiştirmiş. Ne yaptıysa işte biraz Murat'a zorluk oldu. Ama olsun, yine geldik girdik. Ne var ne yok? Vallahi iyi de bir hafta, hatta 8 gündür evdeydim. Ben de Covid'e yakalandım sonunda. Ama çok hafif atlattım. Yani bir gece biraz ateş oldu. Ondan sonra sadece işte karantina sürecini atlatmak üzere evdeydim. Ama bugün itibariyle çıktım sokağa. Yani herhangi bir rahatsızlık vermedi açıkçası. Ben de bu fırsattan istifade eve yeni çaplıklar yaptırmıştım. Onları yerleştirdim falan, öyle evde geçirdim bu bir haftayı. Ama bu sefer baktım çaprazdasın. Bayağı kitap yerleşmiş oralara, öyle görüyorum. Öyle, bir de görmediğin taraf daha da dolu. Tavana kadar raf yaptırdım. Onları doldurdum.
Harika olmuş. Çok güzel bir şey. Benim de şeyimdi yani bir türlü beceremedim. Böyle büyük bir evim olsun, her tarafı kütüphane olsun isterdim yani. Valla Neyse gelirsen de kalırız da. tabii, ama tek yatak odasına düştüm. En küçük odayı kendime yatak odası olarak seçtim. Diğer Ya ne odaların yapacaksın? tamamı Çift kitap. yatak odasını ne yapacaksın? Diego musun sen? Diego Rivera'dan bahsedeceğiz, değil mi? Evet, tabii ondan bahsedeceğiz ama konumuz tabii Diego Rivera değil ama önce şu sevgili Murat, bu haftaki kitaplarımızı veya kitabımızı tanıtsın dört izleyicilerimize. Sonra tekrar Diego'ya dönelim yatak odası mevzuna. Evet Muratçım, top sende. Seni göremiyor muyuz Murat? Şimdi Bak. görebiliyor musunuz beni? Evet, şimdi görüyoruz. Kitaptan önce ben şunu söyleyeyim. Murat boynunda biliyorsun demin şeyle çıktı. Esasında rahatsız ama hani meşhur söz vardır. Show must go on denir. Yani perde inmez. Her şeye rağmen Murat bu rahatsızlık halinde ve sıkıntılı halde programın şeylerini yaptı. Teknik donanımını gerçekleştirdi. Şu anda da görevinin başında. O anlamda illaki çık dedim görüntüye. Yani perde inmiyor. Devam ediyoruz. Evet Murat'cığım, kitaplara geçelim. İlk önce gecikme, aksaklık için tüm düş zamanlı yolcularından kendi adıma da bir özür dileyim. Ne olursa olsun bunun mesuliyeti bana ait ama ben bu kez bunu Facebook'ta aşırı şekilde paylaşma taraftarı ve isteklisiyim. Bayağı bir ayarı, arayüzleri bayağı bir değiştirmişler. Her seferinde yeni bir icat çıkarıyorlar diyebilirim. Eski tabirde. Bu gecikme için tekrar düş zamanı yolcularından, sevgili dostlarımızdan özür diliyorum. Ben şimdi kısaca kitabımızı tanıtayım. 9 yayınlarının Nazan Arısoy tarafından yazılan Frida Kahlo isimli kitabını biz bugün 4 izleyicimize hediye edeceğiz. Benim en son takip ettiğimde 56. baskıdaydı bu kitap. Oldukça revaçta tutulan, sevilen bir kitap. Umarım bunu hediye edeceğimiz düş zamanı yolcuları da şanslılarımız, tarihi düş zamanı yolcusu dostlarımız da severek okuyacaklar diyorum. Şimdiden size güzel bir program diliyorum ve tabii ki sevgili konuğumuza da güzel bir program olmasını temenni ediyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Teşekkürler Murat'cığım. Sağ Teşekkür ol. ederim Murat. Tekrar geçmiş olsun. Eser abi, şimdi bir küçük bir açıklama yapmak durumundayım. Daha Evet. önceden dört değişik kitap dağıtıyorduk, hediye ediyorduk. Fakat sıkıntı çıkmaya başladı. Çünkü kendisinde var olan kitap ya da diğer kitabı daha çok beğenmiş olan izleyicilerimiz oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili problemi kökünden çözdüm. Biliyorsun ki kitap işleri bana ait. Dolayısıyla dört okuyucumuza, dört izleyicimize aynı kitabı veriyorum ki böylece aralarında bir kıskançlık çıkmasını da önceden engellemiş oluyorum. Güzel bir fikir. Bu da o zaman böyle devam eder ama arada çok efendim spesifik konular olursa oraya araya da bir şey ilave ederiz Elbet, ama elbette. bu güzel bir düşünce Semih'ciğim, sağ ol. Bir de tabii kitap işi senin işin. Bu yük sana bindi. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz sana da. Sağ olasın. Sevgili dostlar, lütfen YouTube kanalımızdan, Facebook kanalımızdan dostlarınızı çağırarak üye olmasını sağlayın. Böylece yayınlarımız daha çok bir kitleye ulaşsın. Ve de like etmeyi de yani beğen tuşuna da basmayı ihmal etmeyin ki bu şekilde daha fazla izleyiciye ulaşıyormuş. Öyle bir programı varmış YouTube'un. Dolayısıyla sizden de ricam ve böyle bir şey değil. Sadece bir tuşa basıyorsunuz o kadar. Ve dostlarınızı da davet ediyorsunuz. Evet Ya, Eser abi, bu girizgahı da yaptıktan sonra şimdi acısı bir şeyi de unutmayalım. Şu anda Facebook'tan yayındayız. Bu kitaplardan efendim, elde etmek isteyen değerli izleyicilerimiz oraya bir işaret bir şey bıraksınlar ki biz kim katılıyor ona göre Murat
aralarında bir adil çekiliş gerçekleştirsin. Çünkü çok kişi izliyor. Geçen hafta programımızı 390 kişi izlemiş ama Facebook'tan izleyen 30-40 kişi gözüküyor. Eğer bu kitapları arzu eden, ilgi duyan varsa oraya bir işaret, en azından bir merhaba veya bir emoji bırakırlarsa onlar da kitap elde etme şansını elde ederler diye düşünüyorum. Gelelim Semih'cim bu akşamki konumuza. Ama Evet. gelmeden bir şey söyleyeyim, izin Buyurun. verirsen. Bu akşam hala günümüzde de bir ikon haline gelmiş bir Rita'yı konuşacağız. Zaten 10 gündür ilan ediyoruz. Önemli bir kişilik, yalnız ressam olarak değil ama konumuz resim. Sanatı üzerinde ağırlık kazanıyor. Biz de biliyorsun, yani ben, sen falan bu konuda fazla da yetkin değiliz en azından. Dolayısıyla bu programımızda da bize sevgili ressam sanatçı Mustafa Altıntaş yardımcı olacak. Yani kendisi hakikaten şu anda yaşayan ressamlarımız içerisinde çok önemli bir yer olan şeyimiz gibi dostumuzdur. Onu da baştan ifade edeyim. Buyur Semih'ciğim. Peki Eser abi. Şimdi tamam, konumuz Frida, o şekilde anons ettik. Fakat insanların var olduğu biçimi belirleyen tabii ki toplumsal varlıkları ve tarihsel süreç içerisinde onları kendi biyolojik faktörleri dışında neler, hangi çevre koşulları oluşturuyor, neler onların o günkü durumunu sağlıyor. Dolayısıyla buna da bakmak gerekiyor. Bu yüzden biraz öncelikle biraz kısaca bir Latin Amerika'dan bahsedelim. Meksika tabii ki en büyük ve en önemli ülkelerinden biri. Ancak diğer Latin Amerika ülkeleri gibi o da uzun yıllar sömürge olarak var olmuş. Fakat aydınlanma süreci ya da bağımsızlık süreci özel bir kişi tarafından başlıyor. Belki fikir babası diyebileceğimiz, o da Simón Bolívar. Venezuela'da Simón Bolívar. Yapmıştık değil mi onu Evet, evet, programını? evet. Şimdi bundan bahsetmeye nedenim, şimdi bunların bu Latin Amerika'nın, yani her ne kadar sömürge de olsa, aralarından çıkan bir kısım insanların Avrupa'da eğitilmiş olup sonra geri dönmesi önemli bir faktör, önemli bir şey sağlıyor. Bolivar da böyle ve daha sonraki önemli devlet adamlarında çoğuna bakıyoruz Avrupa'da gidiyor. Hatta bu Fransız Devrimi çok önemli, çok etkileyici. 18. yüzyılın sonunda, sonra 19. yüzyılın başlarından itibaren Fransa önemli bir kültürel merkez haline geliyor. Şimdi Bolivar'la başlayan bu süreci orada da Mason olduğunu okudum. Mason olmuş, İspanya'da aydınlanmış diye biliyorum. Daha sonra bu aydınlık fikirlerle, bu özgürlükçü fikirlerle Meksika'ya, pardon, Güney Amerika, Latin Amerika'ya geri dönmüş olması ve diğer devlet adamlarına da etkiliyor. Meksika'da da böyle bir süreç var. Bunları devrim programımızda uzun uzun konuşmuştuk. Ama 19. yüzyılın sonunda, hatta bizim iddiatçılar gibi, ona da çok kişi Fransa'ya gidiyor, Paris'e gidiyor özellikle. Orada bir aydınlanma çevresi, bir entelektüel grup oluşumu var ve bunlar da her ne kadar kendi ülkelerine Avrupa'ya gitseler de sonunda bir kısmı geri dönüp bu yeni fikirleri kendi ülkelerine taşıyorlar. Şimdi Frida yapan önemli insanların başında da bir süre sonra evlenmiş olduğu Diego Rivera, ki Meksika'nın, belki de dünyanın da yetiştirdiği en büyük, en önemli sanatçılardan, ressamlardan biri. 1886 yılında doğmuş, çok da uzun ömürlü değil, işte 61-70 yaşına kadar, 57'de öldüğüne göre 67-70 yaşına kadar yaşamış. İlginç, ilginç bir adam.
Bu da bahsettiğim gibi bir süre sonra öğretimi, eğitimi için Fransa'ya, yurt dışına, Bursa gönderiliyor. Erken yaşta aslında sanatçı kişiliği ortaya çıkıyor. Bir ikiz kardeş, yani iki diğer kardeşi 2 yaşındayken ölüyor. Bizimki 3 yaşında, Diego Rivera 3 yaşındayken duvarları boyamaya başladığı kitaplarda yazıyor. 10 yaşındayken bir sanat okuluna gidiyor. San Carlos Sanat Akademisi'ne gidiyor, Mexico City'de. Burada da çok parlak bir öğrenci. Dolayısıyla 1907 yılında Veracruz valisi tarafından özel bir bursla Paris'e gönderiliyor. Avrupa'ya gidiyor. Önce Madrid, daha sonra ise Paris'te yaşamaya başlıyor. Şimdi Meksika devrimi ya da çalkantılı dönem ve devrim süreci 1910-1920 yılları arası. İşte bu süreç içerisinde ta 1921'e kadar Diego Rivera ülkesine dönmüyor. Fakat bütün düşünsel birikimini ve çevresini o yaşadığı Paris'te bir sanatçıların yaşadığı bir semt var, Montparnasse. Oralarda çok ilginç dostlar edinerek kendisi gibi daha sonra çok ünlenecek birçok ressamla, düşün insanıyla birlikte fikirlerini oluşturmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşı süreci ve dünya üzerinde bir paylaşım süreci. O sırada yükselen bir Rusya var ve Sovyet devrimi yapılınca iyice Batılı aydınları etkileyen bir süreç içerisinde Diego Rivera da bundan nasibini alıyor. Not aldım. Dönemin ünlü isimleriyle arkadaş. Mesela kim var? Bir Bolşevik aydın olan yazar İlya Ehrenburg mesela. Ressam şair Max Jacob, Picasso'nun arkadaşı. Dolayısıyla Max Jacob tanıştırıyor Diego Rivera'yı Picasso'ya. Amadio Modigliani, İtalyan meşhur ressam. Daha sonra Belaruslu bir ressam var, Soten, ekspresyonist. Picasso var ve özellikle Picasso'nun bu kübist akımından bir dönem onlardan etkileniyor. Ancak daha sonra yine biraz araştırmaları sonucunda Cézanne etkisi de bu sefer kübizmin önüne geçiyor ve post-ekspresyonist bir akım başlıyor. 1920 yılında Paris'ten ayrılıyor, bir süre İtalya'ya geçiyor ve oradan da devlet başkanının daveti üzerine 1921 yılında Meksika'ya dönüyor. Ve işte bu süreç Meksika'nın bu 1920'den sonraki süreci özellikle bir grup ressamın ki bunlar arasında Sigueros var, çok meşhur, Orozco var, Tamayo var ve bizim Diego Rivera. Diego Rivera'nın da başlattığı bir akımla daha çok dediğim gibi sol düşünce uyarınca halkçı bir tavır takınan Meksika hükümeti resimlerin sanat galerilerinde olmasından çok halka bir faydası dokunmasını hedeflediklerinden duvar resimlerine yöneliyorlar. Yani halka açık mekanlarda özellikle Meksika tarihini ve Meksika'daki sosyal yaşantıyı gözler önüne serecek resimler yapılması sağlanıyor. Diego Rivera oldukça ilginç ve çok girişken bir kişilik.
Bu Komünist Partisi'ne katılıyor. Fransa'daki dediğim gibi aydınlanma süreciyle birlikte zihni daha çok halkçı bir yöne doğru eğiliyor. Hatta daha sonları Sovyetler Birliği'ne davet ediliyor. Fakat orada da Stalin karşıtı bir kısım düşünceleri nedeniyle Sovyetlerin daha çok Troçkin'i hedefleyen bir dünya görüşü var. Ve yani bu yüzden de oradan da duvar resmi yapması talep edilmesine rağmen erkenden geri gönderiliyor. Çok özel bir bilgi. Şimdi çok karmaşık bir kişilik Diego Rivera. Çünkü bir taraftan Komünist Parti üyesi olduktan sonra bir ezoterik bir kuruluş var. Amorg adında. Ancient Mystery of Rose-Croix. Yani 1926 yılında bu Rose-Croix'ın şu bugün bile var olan en büyük, en etkin grubu, en etkin tarikatı Amorg'a kaydoluyor. Tabii ki Komünist Partisi arkadaşları tarafından büyük bir çelişki olarak gösteriliyor bu. Gülbahçe tarikatına girmiş olması. Fakat her büyük sanatçı gibi onun yaşantısı da biraz böyle inişli çıkışlı. Tam tek düze bir ray üzerinde giden bir yapısı yok. Fikir dünyası da keza öyle. İşte dediğim gibi Amorg'a üye olması Komünist Partisi arkadaşları tarafından tabiri caizse ayıplanıyor. Bir süre sonra da zaten Komünist Parti'den ihraç ediliyor. Çok ilginç, halkçı, komünist bir ressam. Ama aynı zamanda da Amerika'ya da davet ediliyor. Orada değişik sergiler yapıyor, değişik duvar resimleri yapıyor. Burada da bir şekilde sanki ya kapitalizm onu ıslah etmeye çalışıyor ya da Diego Rivera iflah olmaz bir solcu olarak kapitalistleri biraz sol dünya görüşünü sergilemeye, onlarla ilgili ipuçları vermeye çalışıyor olabilir. İki uçlu, iki taraflı ya da bir otoban gibi düşünebilir. Birbirini etkileyen bir süreç. Muratçığım, bir kısım resimleri var. Onları duvar resimlerine gösterelim. Dünya görüşünü daha da iyi anlamış oluruz. Evet, başlayabiliriz Murat. İlk resmimiz neydi? Bir otoportreydi. Evet, büyük, yani beni kaldırabilirsin ya da öyle mi görünüyor? Evet. Otoportreyle başladık. Evet, bu oldukça şişman ve çirkin bir adam fakat çok etkileyici bir kişilik. Dolayısıyla çok kadınla ilişkisi var. Çok evlilik yapıyor. Frida da tabii ki bunlardan biri ama en ölümsüz aşkı elbette ki Frida oluyor. Peki Muratçım, diğer resme geçelim. Evet, Cephanelik adlı bir tablosu. Bunu 1928'de yapıyor. Dikkat ederseniz eğer büyük bilgisayardan izliyorsanız detayları daha görebilirsiniz. Bir savaş ve direnişi anlatan bir resmi. Bir sonrakine geçelim Murat. Evet, bu da Paris Komünü. Dediğim gibi Paris'te yaşarken o aydınlanmacı ve komünist fikirlerden oldukça etkileniyor. Ve dolayısıyla böyle bir 19. yüzyılda başarısız bir deneme olan ama önemli bir sosyal deneme olan Paris Komünü'nü böylece resmetmiş oluyor. Evet Muratçığım, bir sonrakine geçelim. 1931'de evet ayaklanma. Herhalde bu 1910-20 yılları arası çalkantılı dönemde ayaklanma devrim dönemini anlatan bir resim olsa gerek. Bir sonrakine geçelim Muratçığım. Evet, burada da ünlü Meksikalı devrimci, çiftçi, köylü lider Zapata'nın
bir resmini görüyoruz. Bir sonraki resmimiz. Bu çok ilginç. Tamamen sosyal sınıf çelişkilerini gösteren, bir tarafta ezen burjuvazi, diğer tarafta şeker kamışı toplayan, ezilen işçi sınıfını gösteriyor. Fakat ilginç değil bu. Bu pano, bu fresk Philadelphia Sanat Müzesi'nde şu anda sergileniyor. Murat'cığım, bir sonrakine geçelim. Evet, bu da Detroit Endüstrisi. Henry Ford'un daveti üzerine 1932 yılında. Eser abi, ne kadar ilginç değil mi? Tam buhran sonrası, buhran dönemi, Amerika'da büyük buhran dönemi, bir taraftan halk kriz içerisinde, bir taraftan da büyük sermayedarlar yine bir halkçı ressamı çağırıp, sosyalist bir ressamı çağırıp kendi ülkelerinde duvar resimleri yapmasını sağlıyorlar. Bu bir katkıda bulunayım mı Semih'ciğim? Lütfen, Eser abi. Biraz sonra sen de göstereceksin şüphesiz. Yani Henry Ford'dan daha büyük bir insan var, Rockefeller var orada. Evet. Yani onu sen anlatırsın, şeyi de göstereceksin. Rockefeller Center, yani o büyük, hatta New York'un en büyük gökdelenini yaparken bu Diego'yu çağırdı adam, yani gel. Bunun o giriş büyük antresini, o büyük bir duvar resmi, fresko, yani Diego biliyorsun daha çok fresko ressamı, onu yaptırdı. Sonra kavga çıktı, oraları sen anlatırsın. Arada onu da ilave edeyim dedim. Tamam, peki. Hemen o zaman sen benden önce davrandın Eser abi. Murat'cığım, o ben bu orijinali mi Murat, çok iyi görem. Heh, bu, evet. Bu İşte Rockefeller, New York'taki Rockefeller Center'da yapmaya başladığı fresk, duvar resmi. Bu değil mi Murat? Evet. Ancak ilginç bir hikayesi var. Buna 1933'te yapıyor. Bir ciddi de büyük bir rakama anlaşıyorlar Rockefeller'la. Kavşaktaki Adam adını koyuyor bu panonun, bu tablonun. Fakat yine sosyal çelişkileri bir taraf vurgularken aynı zamanda bir köşeye de aslında oldukça da muzip bir davranışta Lenin'in portresini de çiziyor. Bunun farkına varınca elbette Rockefeller anlaşmayı iptal ediyor ve bu kırıyorlar. Fakat Lucien Bloch diye bir arkadaşı var. Lucien Bloch neyse ki fotoğrafını tam bitmemiş olsa da bu yaptığı resmin fotoğrafını çekiyor. Bunun üzerine bir sene sonra 1934 yılında Evrenin Hakimi Adam adı altında bu sefer daha büyük bir panoyu Meksiko City'deki Güzel Sanatlar Sarayı'nda yapıyor. Bu karşılaştırma, bu fotoğrafta karşılaştırmalı olarak bu tabloyu görebilirsiniz. Evet, yine Güzel Sanatlar Sarayı'nda bir sonraki fotoğrafımızda yine bir duvar resmimiz var. Burada da Meksika'nın dünü, bugünü ve yarını şeklinde bir pano yapmış. Bütün tarihsel süreci gösteriyor. İşte Diego Rivera böyle bir kimlik, çok önemli, dünya çapında tanınmış bir ressam ve dolayısıyla o Paris'te yaşadığı dönemlerden edindiği hem oradaki ressam dostları ve aynı zamanda politik kimlikler, mesela Troçki gibi, İlya Ehrenburg gibi, bu çevre içerisinde kendi dünya gelişi bir taraftan belirlenirken, aynı zamanda sanat anlayışı da belirlenirken, bir de bakıyorsunuz Frida Kahlo adında çok etkileyici bir ve çok yetenekli bir kadınla tanışıyor. Hayatı bununla birlikte değişiyor. Bir kısım yazarlara göre aslında Frida'yı yaratan
Diego Rivera değil de Diego Rivera'yı yaratan, hatta ondan çok şey öğrendiğini düşünülen, söylenen kimlik ise Frida. Ama daha nötr bir şey söylersek, her ikisi de bu süreç içerisinde hem sanat olarak hem kişilik olarak birbirlerini etkilemiş, birbirlerini bütünlemiş ve bugün dünya çapında anılan iki ressam haline dönüşmüşler diyorum Eser abi. Ümitciğim, burada sana bırakıyorum. Bir araya gireyim mi? Ben bitirdim, sen de sıra. Yok, şimdi tabii senden sonra bu konuyu biraz evvel ifade ettiğimiz gibi sevgili Mustafa da en azından resim sanatı olarak biz hayat hikayeleri anlatırız ama katkıda bulunacak. Yalnız senden bir şey rica etsem, ben biraz evvel eski resme geri dönüp mesela Diego'nun Meksika'da ilave ettiği figürler var. Onları tekrar Murat bize gösterse, evet. Onu anlatsan bize. Çok, yalnız bende çok küçük görünüyor, o yüzden onu Murat büyütür, tam ekran yaparsa sen oradaki arada detaylara var, çok ilginç şeyler ilave çok etmiş. Çok güzel, onları, evet, çok ilginç desene. Ben onları geçmeyelim diye. Görüntüler, galeri. Evet. Orada şimdi bize Murat onun ayrıntılarının detaylarını gösterir. Hani o güzel şeyi gösterdin de o ayrıntıları atlamayalım. Madem yola çıktık, tabii Diego programı yapmıyoruz ama onlar da çok ilginç. Onlara da bakalım. Elbette, ama dediğim gibi Frida'yı da belirleyen, etkileyen önemli şeyler. Tabii. Evet. Şimdi orada Murat ayrıntıları, sağda ve solda çok ilginç ayrıntılar var. Sağda biraz büyütürsen bize. Şimdi orada Lenin yine var. Sol tarafta bakalım, şimdi biraz şey yap. Rockefeller'in kendisi var yukarıda. Bak, onu çizmiş oraya. Bu oyunu da aç safhada. Ama böyle bir Yunan ya da Roma tanrısı gibi çizmiş. Evet, evet. Kapitalizmin tanrısı yapmış. Aşağı inersek Darwin falan da var orada. Evet. Aşağı sola bakarsak. Rockefeller'in bizi şeye götürürse sol. Biraz daha sola gelirsek de ben ayrıntını göremiyorum burada. Ben şimdi evet, ben şimdi gözüktü orada. Beyaz evrim sakallı. Evrim var. Evrim doğru. Çok simgelerle dolu bir resim, değil mi? Acayip evet, şeyler yapmış. Öbürküler de var. Tabii insanlık tarihini yapmış adeta. Sağ tarafa doğru gidersek Murat'cığım. Ya da ben Lenin'in olduğu tarafa doğru geçersek. Evet. Orada yeni figürler tekrar ilave olmuş oraya. Yine işçi sınıfı eli sanki dünyayı tutan, evet, ve geleceği, evet, götüren. Bakıyorsunuz burada Lenin değişik renk ve ırktaki insanlarla el ele vermiş. Yani bütün dünyanın bütün işçileri birleşin simgesi. Evet, burada Troçki'yi görüyoruz. Evet, beyaz saçlı gözlüklü Troçki. Bayrak Eser abi, dördüncü internasyonelin sanki simgesi gibi geldi bana. Tam ayrıntı görmediğim için öyle gibi geldi. Troçki. Ama altında daha bir şey, ilginç şey var onun. Bir dakika, sağ altında. Troçki'nin biraz sağında Engels ve Marx var. Evet. Bu da ilginç. Evet, bu işte bu işçi sınıfı yarattığı ölüm cihazı, yani topların üstünde oturuyorlar. Onlar muhtemelen grup topu, yani Alman işçi sınıfının simgeliyor. Ama hemen sağında ve üstünde de Francisco Madero falan da var diyebiliyorum. Yani büyük resimde onu gördüm ama ayrıntılar tabii şimdi küçük geliyor. Çok önemli, çok zengin bir tablo. Şimdi onun için geçmeyelim bunu. Ustalarım, ufak bir ilave yapmamda bir mahsur var mıdır acaba? Tabii, buyurun. Şu yayına anda geliyorsa sesini yap. Şu anda görmüş olduğunuz kurup topu, yani o üç işçinin altındaki kurup topu, aynı zamanda bu Rockefeller Building inşa edilirken çok ünlü bir öğle yemeği tablosu vardır işçilerin. Canlarını hiçe, evet, sayarak bir büyük bir vincin kanadına çıkarlar. Onlar böyle 8-9 tane işçi vardır. Hiçbir güvenliğini onların kimse düşünmez. Onlar da
bu bilinçte değillerdir, otururlar. Burada o işçileri 3 tanesini örnek olarak almış, öğle yemeğinden bu getirmiş, kurup topun üzerinde, kurup topunun ağzını batıya doğru çevirmiş. Bütün işçilerin yüzleri de bu kez şehre değil, batıdaki vahşi kapitalizme bakıyor diyebilir miyiz diye acaba bir düşünmedim değil. Evet, çok doğru. Zaten biliyorsun ne demiştik, simgeler üzerine yüklenen anlamlarla değer kazanır. Yani adam simgesel bir şey yaptıysa, bir eser yazdıysa, bir resim yaptıysa, o böyle yorumlanarak daha da zenginleşir. Çok doğru da bir yorum. Bak bu benim aklıma gelmemişti Murat. Ben yalnız Alman şeyini zannediyorum. Bu da evet kafası kesik şeyde, işte Sovyetler Birliği'nde yaptık, Charles Nicolau'nun kafasını kestik. Solda da Rockefeller'a sıra sana geldi. Tabii arkada bir sürü başka yüzlerce simgede yerleştirme hakikaten. Kızıl Meydan olarak yorumlanıyor Eser abi o arkadaki bölüm. Evet, yani bu hatta 1905 devrimi biliyorsun. Onu da Trotski'ye geldiğimiz zaman konuşuruz. Daha ziyade 17'di de 1905 devrimi diyen de var ama simgesel şeyler olduğu için efendim anlam yüklü. Çok önemli simgelerle dolu. Bir şey ama biz tabii Frida'dan çıktık şimdi Diego'ya geldik. Biraz Mustafa da anlatacaklar. Tamam ama Esin abi şu son tablo da ilginçti. Meksika tarihi onu ben hızlı geçtim. Onun üzerine de bir iki laf ederiz herhalde. Edelim. Geçmeyelim onu şey yapmadan. Hatta izninle daha önce Teotihuacan vardı ya. Hı hı. O işte Hernando Cortez'in. Onu da sen anlatırsan. Bu harika, evet. Harika. Oraya gelirse evet burada ünlü İspanyol denizci ve sömürgeci, İspanyol sömürgeciliğinin başladığı dönem. O zaman Meksiko'da bu Teotihuacan yani Azteklerin başkentinde 100.000 kişi yaşıyor. Ve çok ileri bir şey kurmuşlar. 500 tane atlıyla gelip burayı adam şey yapıyor. Bunu zaten şeyde konuşmuştuk sömürgecilik tarihinde ama izlemeyen izleyicilerimizin tekrar edelim. Büyük bir Aztek şeyi var burada. Uygarlıkta demeyelim de işte daha henüz uygarlık seviyesine geçmemişti ama bir komünası var ya. Yani. Çok güzel, onu resmetmiş burada. İlk kez işte Cortez geldi burayı. 500 tane atlıyla, yani at görmemiştir adamlar hayatında. Burayı perişan etti. Altınur'u, İmparatorlar Moctezuma'yı falan esir aldı. O büyük facia, Güney Amerika'nın makus talihinin başlangıcıdır burası. Yani Kolomb'dan sonradır bu. Onu resmetmiş. Çok önemli resimlerden birisi. Bunu ayrıntıları sömürgecilik tarihi programımızda konuşmuştuk değil mi senin? Evet. Evet, bu şeyi de böyledir. Burada da çok ayrıntılar var ama vaktimiz ilerlediği için şey yapmayalım, geçelim oraya. Evet. Semih'ciğim ne yapalım? Şimdi sözü Mustafa'ya bırakalım mı? Tabii ki. Evet, bir de evet. Sanatçı gözüyle dinleyelim. Tabii. Esas o gözle bakmak lazım. Merhabalar değerli Düz Zamanı yolcuları. Eser Coşkun merhaba, Semih Eser merhaba. Evet, bugün Frida Kahlo'dan söz edeceğiz ama tabii ki Frida Kahlo'nun adı geçince önemli bir isim arkasından geliyor. Diego Rivera, eşi, kocası ama Meksika resim sanatının çok önemli bir ismi. Çünkü bunlar farklı çevreden insanlar. Diego artık olgun kişisel dili olan bir sanatçı olarak sanatını pratik ederken, uygularken Frida Kahlo onu tanıyor bir iş başından, bir duvar resmi yaparken tanıyor. Tanışıyorlar ve sonuçta bu iş evlilikle bitiyor. Frida Kahlo tabii ki hayatına kocası olarak Diego girdiği zaman birçok şey değişiyor. Hikayenin akış yönü değişiyor. Çünkü Diego ile çok ciddi bir sanat kavramsalı çıkıyor. Yani artık Diego gelişmiş bir dilin ki
ki bu dil geleneklere bağlı, geleneksel Meksika sanatı, duvar resmi, anıtsal resimden kaynaklanan bir dil. Bunu yapan Meksika'da iki tane önemli isim var. Birisi Diego Rivera, öbürü de Siqueiros. Siqueiros, evet belki Diego'ya göre daha az bilinen bir isim ama o da fütüristik bir dil oluşturmuştur. Gelenekselden günümüze hatta geleceğe dair bir dil içerir Siqueiros'un resimleri. Evet, geleneksel birçok kültürde de şu an çözemediğimiz birçok vizyonlar vardır. Semboller, işaretler vardır. Geleceğe dair belki çoğu zaman Enka, Olmec ve benzeri Laokyanusça sanatı ya da Aborjin sanatı gibi geçmişe, çok geçmişe dayanan ama ileriye dönük vizyonları da olan sanatlar var, popüler sanatlar var. Bunların birçok yönü çözülmüş değil. Belki işte zaman içerisinde bunlar da çözülecek. Biz dönelim şimdi Diego Rivera'nın sanatına. Nadir isimlerinden birisi olarak geleneksel anıtsal Meksika resminin ya da Latin Amerika sanatının sürdürücüsü ve çağdaş uygulayıcısı olarak önemli bir yer alır sanat tarihinde Diego. Ve birçok yerde önemli uygulamaları vardır. Yani Meksika Ulusal Müzesi'nde, Meksika'da birçok binanın cephelerinde. Çünkü genelde bu fresko olarak uyguladığı için duvardan kolaylıkla çıkarılıp bir müzeye taşınabilir şeyler değil. Zaten öyle de istemiştir. Yani popüler sanat olarak duvar resmi, anıtsal resim daha çok halka ait. Devrimci içeriği ağır basan resimlerdir. Dolayısıyla halkı onurlandıran, tarihi onurlandıran, geçmişi bu anlamda devrimci platformda anımsatan resimler olduğu için çok değerlidir ve halka açık olması da son derece normaldir. Bir müzede kapalı kalıp 5 kişinin görmesi başka, bir kentin bir meydan tarafında bir bina cephesinde görmesi bambaşka. Dolayısıyla bu bilinçli olarak bunu sürdüren sanatçılar var. Popülist anlamda demiyorum ama belgesel anlamda bir takım büyük olayları, devrimci olayları ya da büyük değişimleri içeren konuları büyük boyutlarda anlatıp onlara bir belgesel nitelik vermek bazı sanatçılar için ciddi bir uğraş olmuş ve herkesin becerebileceği bir şey de değildir. Diego bunlardan birisi. Siqueiros söyledi ama biz şu an Frida Kahlo'nun eşi Diego'dan söz ediyoruz. Bir defa Diego'nun politik duruşu, internasyonel komünist partisi üyesi olması, devrimci gelenekten beslenmesi onun sanat diline ayrı bir zenginlik getiriyor. Diego'nun anıtsal duvar resmindeki ustalığı ve ünü öylesine duyuldu ki çağdaş dünyada. Rockefeller Center'ı yapılırken genç Rockefeller Diego'ya oraya bir anıtsal resim yapmasını için sipariş verir. Anlaşırlar, Diego kabul eder ve New York'a gider Diego. Orada çalışmaya başlar yerinde. Büyük bir kompozisyon, bayağı ciddi bir kompozisyon. Ön tarafta bir hakim bir figür vardır. Bir makinanın kumanda şeyi yönetir gibi bir hali vardı. Biraz fütürist bir şey vardı. Dünyayı yöneten adam zaten öyle bir isim de sanki verilmiştir tabloya. Arkada insanlık serüveni anlatılır. Yani çok çok yoğun bir background vardır. Hatta o background'un içerisinde de kalabalık bir insan grubunun içerisinde bir Lenin portresi görülür. Yani Diego Rivera onu ön plana çıkarmamıştır ama insanların mesela insan gücünü şey yapmak için illi silah göstermez. Ancak insanların omuz omuza sırt sırta sıkı sıkıya birbirlerine iç içe olduğu figürler, gruplar olarak simgeler ki bu da insanlık gücünün simgesidir yani. Neler yapabileceğini gösterecek bir akıl ve güç, fiziki güç yoludur, simgesidir. Bunların ustasıdır yani aslında Diego. Ne kadar Komünist Enternasyonel üyesi olsa, didaktik, fazla bir didaktik şeye düşmemek için Lenin portresini geri background'da kalabalık bir şeyin içine yerleştirmiştir. Yani evet, gören göz onu görür de ön plana çıkarmadığı için en ilginçtir ama Rockefeller bunu fark eder. Rockefeller Center'a yaptığı resmin içerisinde bir Lenin portresi olduğunu fark edince kızar, araları bozulur ve resimden kaldırılmasını ister Lenin portresinin.
Devre reddeder. Yani bu benim yapıtımdan hiç kimse bir şey çıkaramaz. Ben de çıkarmam der. Ve sonuçta bunu mülk sahibi olarak Rockefeller yıktırır. Maalesef böyle bir sanat yapıtı da tarihin çöplüğüne gitmiş oluyor. En önemli maceralardan bir tanesidir Diego Rivera. Tabii burada ilginç bir çelişki var. Yani kapitalist sistemin, yani o zamanki kapitalist sistemin simgesi olan Rockefeller Center'a bir komünist sanatçısının resim yapması için davet edilmesi aslında sistemin içerisindeki bir çelişkidir. Yani böyle bir dili, ustalığı bir komünist sanatçının yeteneğinde ve elinde ve karakterinde varsa ona mecbur hisseder kendini sistem. Ve ona böyle bir sipariş verir. Ya da çağdaş toplum bilimsel bir kavram olarak rekuperasyon, yani sistem bu tür insanları kendine entegre etme, kendi içine alıp yararlanmak ya da öğütmek ister. Yani iki seçim vardır, üçüncüsü yoktur. Ya kendi yararlanır ya da öğütür geçer gider. Yani o potansiyeli yok eder. Çünkü bir yerde bunlar çatışan güçlerdir. Evet, evet Sevinç'im, Frida'ya nihayet gelebildik ama bunları da değil mi bilmeden. Evet, Frida'yı Frida yapan tarihsel koşulları anlatmadan da olmazdı. Hem tarihsel koşullar hem aile yaşamı, işte evliliğinden bahsettim. Mesela kendi ailesi, annesi, babası da çok aydın insanlar. Kızı çocukluğundan beri sahip çıkmışlar, en güzel okullara göndermişler. Yani her anlamda aile çevresi, sosyal çevresi, sanat çevresi ve siyaset çevresi de çok değerli insanlarla dolu. Bu anlamda biri de şanslı, yani ben de olsam ressam olabilirdim o çevreden. Neyse, şaka bir yana tabii, o bir yetenek. Ve bu 6 Temmuz 1907 doğumlu Frida. Fakat daha sonra doğum tarihini değiştiriyor. 10 Temmuz 1910 yılı. Niye 1910 yapıyor? 1910 Meksika devrimi tarih. Yani ben devrimin kızıyım, devrimin çocuğuyum diye. Yaşını 1910 olarak Bursa kaydediliyor. Fakat yani inanılmaz çilelerle dolu bir yaşam. Hani klasik anlamda talihsiz insan denir ya, yani talih, şanslı olan var mı yok mu bilmiyorum ama çok trajik bir yaşam. Yani daha 6 yaşındayken babasıyla bir doğa gezisi falan yaparlarken bu yerdeki ağaçlara falan takılıyor, düşüyor. Sonra çocuk felci oluyor, bir ayağı kısa kalıyor. Yürüyemiyor. Yürüyememek tabii çok önemli bir şey. Özellikle daha sonra böyle bir insan için. Kendi kendiyle de dalga geçen, mizah yapan kadındır diyor. Ben tahta bacaklı Frida oldum artık. Çok şey, kendi kendisiyle de şey yapıyor. Yani hatta anılarını anlatırken yine çok acı bir şey söylüyor. Daha sonra ona da geliriz. Çok acılarla dolu bir yaşam. O gün diyor, acının içime girdiği ilk gündü diyor. Henüz de 6 yaşındayım. Acının içime girdiği ilk gündü diyor. Ve ailesi dediğimiz gibi çok aydın insanlar. O zaman Meksika City'nin en iyi okuluna gönderiyorlar. Yani benim ulusal gelişim okulu veya ulusal hazırlık okulu diyeceğimiz okula gidiyor. Yani çok iyi bir okul ve orada ileride Meksika'nın hem sanat hem düşün hayatına katkıda bulunacak çok önemli insanlarla tanışıyor. Yani zengin bir okul hayatı var. Çok da mutlu o zamanlar. Yani 18 yaşına kadar gayet iyi ama 18 yaşında daha büyük bir felaket oluyor.
Yani bunu işte kurgu bilim olsa inanmazsın, bu kadar şey mi oluruz işte dersin. Hakikaten kadın hayatı öyle yani. 18 yaşında okuldan eve dönerken okul servisi otobüse tramvay çarpıyor. Okul servisindeki çocukların çoğu ölüyor. Frida'nın da o hani otobüslerin üzerinde elle tutulan şeyler olur ya, demirler şeyler. Tutunmak için şey yaptın. O kalçasından göre midesinden çıkıyor. Bir facia yani. Ölümden dinliyor. Bunu hastaneye vücudunda o demirle getiriyor. Yani leğen kemiğinden çıkıyor. Haftalarca hastanede kalıyor. Daha 18 yaşında. Defalarca ameliyat oluyor. Tabii bu yatağa bağlı. Artık aylarca yaşarken babası ona işte bir tuval boya alıyor. Orada yatakta hem önüne hem yatağın üstüne ayna koyuyor. Kendi otoportrelerini yapıyor. Resmi böyle başlıyor. Herhangi bir resim eğitimi yok. Daha Diego'yla falan da tanışmış değil yani. Çocukken böyle resme merak ediyor. Onun ilk resmi de işte o kadife elbiseli kadın resmidir. Buratçı Bart onu bulursa bize göstersin. Hatta artık bundan sonra Frida'nın resimleri üzerinden gidelim Murat. Şimdi çok ilginç. Bu kaza sonrası Frida 32 kere ameliyat oluyor. Kadıncağız 32 tane ameliyat oluyor. 2 sene, 2,5 sene sonra ancak ayağa kalkabiliyor. Ayağa kalkıyor ama artık bütün yaşamı işte bu korselerle, efendim şeylerle, çeşitli tıbbi yardımcı cihazlarla geçiriyor. Yani biraz sonra Murat bize gösterecek, bütün yaşamın çelik korse giyerek devam etti. Tabii burada hayat mücadelesinin bu turlarını Frida atlattı ama daha facialar bitmiyor yani. Frida ile biliniyor. Şu anda Murat'ın gösterdiği resim ilk yaptığı resim. Veya biz öyle biliyoruz. Belki daha çocukken falan yapmıştır ama bu hasta yatağında yatarken yaptığı resim. Sonra Diego ile ilgili bu günleri anlatırken, çok enteresan bir şey söylüyor. Hayatımda da iki tane büyük kaza geçirdim. Birinde Diego ile evlendim diyor, öbüründe bana bir tramvay çarptı, az kaldı ölüyordum diyor. Ama kesinlikle en yıkıcı olanı Diego. Yani ruhsal şeyi, travması, fiziksel travmasından daha büyük. Yani bu çok trajik bir durum. Yani en büyük kaza Diego. Onlara göğüs gelebiliyor ama işte senin de biraz evvel anlattığın gibi çok da birbirlerini sevmişler ama Diego ile yaşantısında hep mutsuz yani. Şimdi o Amerika'ya da beraber seni söylemiştin. Sen Amerika'da orada da hastanelerde yaptın. Sürekli tedaviler. Amerika'da da hastanelerde yatıyor. Ama orada da resim yapmaya devam ediyor. Orada Juan Farulli ile bir resimleri var. Murat bize onu gösterirse. Doktor Juan Farulli var orada. Murat'cığım o resmimizi şey yaparsak, fotoğraf daha doğrusu. Doktorlarından birisi duruyor. 7 kere yalnız bu adam ameliyat etti. Görebiliyor musunuz onu? Neyse sonra görürüz. Tabi Frida'nın en çok istediği şeylerden biri de çocuk sahibi. Çocuk sahibi olmayı çok istiyor. Fakat bu bedenindeki sürekli kırık dökük haller. Burada işte o doktorun resmini yapmış. Doktor 7 kez ameliyat eden de ben burada, evet. Murat'cığım bu. Doktor Juan Farilli'dir bu. Frida'yı 7 kere ameliyat eden doktordur.
onun resmini de yapmış. Yani ona bir vefa borcu olarak böyle ödemiş yani. Kendisi de tekerlekli iskemlede hala hep. Yani hayatının büyük çoğunluğunu böyle hastanelerde, tekerlekli iskemlelerde falan yaşıyor. Evet, en çok istediği şeylerden biri de Frida'nın çocuk sahibi olmak. Ama işte her tarafı kırık, dökük, bir türlü hastanelerden kurtulamıyor. Önce bir çocuğunu aldırmak durumunda kalıyor. Hastanede yattığı için. İkincisinde de düşük yapıyor. Bu da bir büyük travma daha yani. Facia facia üstüne geliyor. Yani dikkat edersen sen de değindin diyalog kısmında. Siyasetten falan da çok etkin bir kadın. Yani o da Meksika Komünist Partisi'nin üyesi. Hatta işte biraz sonra konuşuruz. Trotski'nin son sürgününde yani hiçbir ülke kabul etmeyince Diego o zamanki Meksika Cumhurbaşkanı'nın arkadaşıydı. Ondan rica etti. Trotski'yi Meksika'ya kabul ettiler. İlk gelip Frida'nın evinde kalmıştır. Eser Trotski. Abi bir araya girebilir miyim? Lütfen, lütfen. Şimdi 1920'lerde Küba'da Komünist Parti kurucusu var. Hatta önderi var. Julio Antonio Mella Meksika'ya geliyor ve yine Frida'yla da dostlukları var. Yani çok ciddi bir hem kendisi tarafından Komünist Partisi üyesi olarak hem kendi girişimiyle hem kendi tanıdıkları ama aynı zamanda Diego'nun ahbaplarıyla da çok ciddi bir entelektüel çevresi var. Zaten lise yıllarında da o zamanki sevgilisi neydi adı? Alejandro Arias. Alejandro Arias'la birlikte bir anarşist gruba da üye. Yani hem devrimden etkileniyor dünya görüşü olarak o sıradaki Meksika ama aynı zamanda Meksika'ya gelen diğer komünistlerle de birlikte ahbaplıkları onu gerçek anlamda bambaşka farklı mecralara doğru düşünsel dünyasını sürüklüyor. Tabii. Bir üçüncü daha şeyi söyleyeyim. Madem yeri geldi. Zaten Mustafa Altıntaş, sevgili Mustafa Altıntaş ona değindi. Etkilendikleri çok önemli bir konu daha var. O da bizim Düsavanı programımızla çok ilgili biliyorsun. Güney Amerika'nın yerli kültüründen çok etkileniyor. Evet. Değil mi? Yani şimdi tabii yerliler sanat olsun diye resim yapmazlar. Yapmadılar. Yani o ritüelik amaçlara yönelik ama resimlere dikkat edersen işte Meksika'da kimdir Aztekler, Toltekler, Zapotekler hatta aşağıda efendim İnkalarla falan inanılmaz etkileyip onun bir sentezini yapmışlar. Bu çok önemlidir yerli sanatından etkilenmek. Yani çünkü onun üzerinde oturuyorlar. Böyle de bir katkı yapalım ama tekrar Frida'ya dönersek işte bu Amerika'da da biliyorsun sen de demin gösterdin, gittikleri yerlerde işte iki gün efendim, sergi ziyareti de, üçüncü gün Frida yeni hastanede, sürekli hastanede yapıyor. Onun çoğu ünlü bir geyik şeyi vardır onun biliyorsun, geyik, yaralı geyik tablosu. Bize Murat onu getirirse işte o kendi ruh halini yansıtıyor yaralı geyik tablosu. O yalnızlık halini. Ruhunun yaralışını, istersen bizi al artık Murat şeyin sonuna kadar Frida'yı biraz da resimleriyle analım. Kendisini anlatıyor burada yani. Sonra işte bütün ömür boyu o çelik korselerle yaşadım. O şeyi onunla ilgili de kendisiyle ilgili yaptığı bir resim var çelik korselerle. Yaşaması. Müthiştir o resim. O da Murat'ta var gösteriyor. Bu evet. Yani sürekli bir acı halinde. Şimdi 1950 yılda geldi bize. Yani onun sağlığı daha da kötüye gitti. 50'li yıllarda. 9 ay hastanede yattı. Yok, yeni hastanede, sürekli hastanede. Bu sırada da artık Meksika'da ilk sergisi açılıyor. Yani ilk sergisi açılıyor. Tabii
Sergi hastaneye gelemeyeceğine göre biri de hasta yatağıyla beraber Sergi'ye gidiyor. Yani yatağa taşıyorlar Sergi. İlk sergisini gördü. Zaten ilk ve son sergisiydi. Yani kendi gördü. Hasta yatağıyla götürdü. Birkaç ay sonra da işte bacağı kesildi hasta. Bacağını kesti. Semih dikkat ediyor musun? Her sene büyük bir trajedi yaşıyor. Hem bu kadar işin içinde hem resim yapıyor hem işte o çevrelerin içinde. Ama bir de büyük bir yaşam mücadelesi ve acı dolu bir süreç var. Sonunda sergisinden sonra bacağını da kesiyorlar. O ilk 6 yaşında çocuk felci nedeniyle kısa kalan bacağını da kesiyorlar. Tabii artık bu Frida'nın bütün ömür boyu süren fiziksel ve ruhsal acıları işte 13 Temmuz 1954 günü yine bir hastanede sona erdi. Henüz 47 yaşındaydı. Ölüm raporuna akciğer embolisi yazdılar. Ondan da işte bize geriye kalan 55'i otoportre, 143 tane resim, bir de böyle acılı bir yaşam kaldı Semih. Şimdi o zaman ne yapalım? Yine sevgili Mustafa Altıntaş'a dönelim. Murat'cığım. Şimdi yeniden Frida Kahlo'ya dönersek, Frida Kahlo'nun tabii yaşamı dramatik bir, travmatik ve dramatik bir yaşam. 6 yaşında çocuk felci geçiren bir çocuğun hayatının tüm evrelerinde bunun sürmesi, travmanın ta kendisi. Üstelik de bir genç bayanın bacağının sürekli handikap olarak. Çocukluğunda bunlar da, çocuklar dalga geçer mi? Tahta bacaklı kız diye. Tabii bunlar aslında Frida'yı çok yaralamış, etkilemiş şeylerdir. Yani hep hayatı boyunca bu çocukluk acılarını baş edememiş. Üstelik yine genç yaşta geçirdiği bir trafik kazasında iyice parçalanıp sakatlanan bir bedeni var korselerle vesaireyle yatağa bağımlı hale geliyor. Ama bu arada işte babasının teşvikiyle resim yapmaya başlıyor. Önce kara kalem çalışmaları, arkasından portreler. Evet, Frida Kahlo'nun bir atölye sistemi oluşturuncaya kadar yatağa bağımlı olarak yaptığı resimler daha ziyade küçük kendi portreleri ya da çevresindeki insanların portreleri olarak var. Ama Frida Kahlo'nun tabii resimlerini anlamak için tabii onun ruh halini de iyi bir şey yapmak lazım. Kendisi mutsuz bir çocukluk yaşamış. İnsan olarak, bir kadın olarak bir gün sağlıklı bir çocuk doğurmak ve onu mutlu bir çocuk olarak geliştirmek, büyütmek birçok kadın için ideal bir şeydir. Frida için de böyle bir hem kendini mutlu etmek hem de birisini mutlu etmek adına bir böyle bir düşü vardır. Ne yazık ki hamile kaldığı dönemde doğuracağı varsayılırken o çocuğu düşürür veya onu perişan eder. Yani gerçekten zaten kırık dökük bir, kendini öyle tanımlıyor, kırık dökük bir insanken iyice kırık dökülen, psikolojisi tamamen darmadağın olmuş bir figür çıkar karşımıza ki onun mesela bu düşük yaptığı dönemde hastane resmi falan çok önemlidir. Hatta yani derinliği yüksek olan resimlerdir. Örneğin bir fetüs görüntüsü İsa ile özdeşleştirilir. Tabii ki bu sanat tarihçilerinin tanımlamaları, tablolar için yaptıkları analizler. Ama düş dünyası bu kadar geniş, aynı zamanda travmatik olan bir kişinin yani hayatı yansıtması da ancak böyle olabiliyor. Üstelik çavurumcu, yani semboller altına atıp içiştirmeyen ya da sembollere dayanan bir dil olarak değil de doğrudan bir çavurumcu, o acı dünyanın sert formlarını, biçimlerini tuvalere yansıtan bir sanatçıdır Frida Kahlo. Tabii ki bu Frida Kahlo bu kadar entelektüel mi? Hayır. Yani aslında sıradan bir kişilik ama kocasından dolayı eve giren, çıkan
O kadar önemli entelektüeller vardır ki, kişilikler vardır. Onlar Frida Kahlo'ya yeni bir kimlik kazandırmıştır. Frida Kahlo bugün bu kadar ünlüyse, bütün dünyada bilinen bir kadın sanatçıysa, bu da Diego'nun eşi olduğu için böyledir. Çünkü dediğim gibi Diego ve Frida'nın evine giren, çıkan dünya entelektüellerinin isimleri sayılı evlere giren, çıkan insanların diye ancak böyle tanımlayabiliriz. Frida da bundan nasibini bir derece almış. Öylesine ki sakat olmasına rağmen, bunu söylemeden geçemeyeceğim, herkes söyleyemez, Frida'nın cinsel potansiyeli vardır ve onu da gizlemez. Kocasının ve onlara yakın olan kişilerle flört etmiştir. Örneğin bir tanesi Trotsky'dir. Başka insanlarla da kocasının tanıdığı, kocasının arkadaşları flört etmiştir. New York'a gidip geldiği dönemlerdeki o sergi amaçlı şeydir. Dünya jet seti insanlarıyla bir araya gelmiştir. Onlarda da cinsel deneyimleri olmuştur o çevrede. Bunlar çok bilinen şeyler değil. Aslında baktığımız zaman bu bizi ilgilendirmez ama ilgilendirir de. Sanat bir bütündür. Dolayısıyla o sanatı üreten kişinin kimliği, kişiliği, yapısı, dürtüleri hepsi o sanat yapısının içerisinde vardır. Ya gizlidir ya şeydir. Çünkü gerçek yaşamda bunları deneyimlemeden, yaşamadan onlar o sanat yapısına yansımaz. Örneğin ilginç bir hikayedir. Picasso Guernica daha olmadan önce Dora Maar diye bir fotoğrafçıyla beraberdir. Çok güzel bir kadındır ve çok akıllı ve başarılı bir profesyonel. Herkes İspanya'da iç savaşta Avrupa'dan gidip entelektüeller, sanatçılar oradaki savaşa katılıp ve cumhuriyetçilere destek olurken Picasso Paris'te poposunu kaldırıp gitmez kendi ülkesine. Ve bu Dora Maar onun önüne bir yanlış fotoğraf atar. Almanların bombaladığı işte Guernica köyünün ya da iç savaş resimlerini. Der ki sen bunlardan bir şey yapmazsan alnında büyük bir leke olarak kalacak. Çünkü her şey senin ülkende oluyor ve sen Paris'ten poponu kaldırmıyorsun diye. Ve zorla Guernica'yı yaptırır Picasso'ya Dora Maar. Bunu hiç kimse bilmez. İşte Guernica'yı gördüğün zaman Picasso yapıtı olarak der. Evet Picasso yapmıştır ama onun fikir anası Dora Maar'dır. Bunu da böyle araya sıkıştırmış olur. Popüler dilde söylendiği gibi başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir kadın ya da tersi, başarılı bir kadının arkasında başarılı bir erkek vardır sözü de burada tam yerine oturuyor gibi geliyor. Hoşçakalın. Evet, sevgili sanatçımız Mustafa Altıntaş'tan da bir sanatçı gözüyle Frida Kahlo üzerine bilgilerini aldık. Ben yine Frida Kahlo'nun düşünsel dünyası nasıl oluştu, biraz ona tekrar değinmek istiyorum. Bir iki ilave yapmak istiyorum. Gerçekten çok önemli dostlukları var. Her biri bir resim dehası ya da şair, çok önemli dostluklar edinmiş, çok önemli insanlarla tanışmış. Örneğin André Breton, Fransız sürrealist şair, aynı zamanda bir yazar. André Breton, onun hatta Fransa'da, Paris'te sergilerin oluşmasına destek olmuş. Çok başarılı olmamış gerçi Paris sergisi ama yine de Louvre bir tane bir tablosunu satın almış Frida Kahlo'nun. İsimlere bakarsanız ilginç, işte Meksika'ya gelince birazdan bahsedeceğiz. Trotsky ile ahbaplıkları var. Aynı evde bir süre yaşıyorlar Diego ile birlikte. Önemli bir galerici var, sanat tüccarı. Heinz Berggruen, bir Alman. Onunla da tanışıyor. Yine sanat dünyasında adının geçmesini sağlayan önemli bir ilişkisi. Marcel Duchamp var mesela, yine belli bir süre dostlukları olduğunu bildiğimiz. Kandinsky var. Bütün bunlar resim sanatının devasa isimleri. Bir Amerikalı fotoğrafçı var, Michael Murray, ki onunla bir süre ilişkisi olduğu üzerine de söylentiler var. Elbette ki
bir sanatçının çalkantılı yaşantısı, o açık düşüncesi, dünya görüşü içerisinde bir kısım insanlarla hem dostlukları olmuş hem ilişkileri olmuş. Bu normal. Picasso'yla da tanışıklıkları var. Zaten Diego sayesinde tanışıyorlar. Yani böyle çok zengin bir çevresi var. Düşünsel ve sanatsal anlamda çok zengin bir çevresi var. Ve onlarla ilişkileri içerisinde Frida'yı da yine yapan, Frida'yı Frida yapan, bugüne önemli bir sanatçı haline dönüştüren isimlerden sadece bazıları. Resmi ni hangi sınıfa koymak gerekiyor? Bununla ilgili Eser abi değişik görüşler var. Yani illa sınıflandırmak gerekiyorsa bazıları sürrealist diyor, bazıları sürrealist gizemci diyor, bazıları naif diyor. Belki de herhangi bir sınıfa girmeyen, kendi tarzını geliştirmiş, kendi tarzını oluşturmuş, biraz da Meksikalı olması, Meksikalı kökeni nedeniyle de geçmişinden, kendi tarihinden beslenen, onun figürlerini kullanan bir yapısı var. Dolayısıyla hatta sürrealist misin, senin tabloların sürrealist ressamlar akımı içerisinde değerlendirildiği zaman buna da biraz burun kıvırıyor açıkçası. Dolayısıyla böyle bir kişilik işte Frida Kahlo. Ya benzeri tek benim 19. yüzyılda bildiğim, Nietzsche'nin de birbirine aşık olduğu Lou Andreas Salome gibi ki çok güçlü kadınlar bunlar. Kahlo da öyle, Frida Kahlo da öyle, Salome de öyle. Yani Nietzsche'yle tanışıklığı var, Rilke'yle evleniyor. Burada Freud'le ilişkisi var falan. Bunlar bu ilişkileri hem arkadaşlık boyutu olabilir ya da kadın erkek ilişkisi de olabilir ama son derece zenginleştiren ve bu erkekleri de belirleyen bu çok güçlü kadınlar içerisinde Frida Kahlo'yu bugün de anmış olduk. Evet Eser abi, şimdi de biraz Frida Kahlo ve Troçki üzerine sohbet edelim. Evet, yani Sevinç'im sen zaten söyleyeceklerin çoğunu söyledin. Yani hem sanat hem entelektüel hem de siyasi çevrelerde kadın. Siyasi çevrede o zaman işte zaten devrim, Meksika devrimi zamanı. Fakat hem Stalinist görüş Meksika'ya hakim ama Troçki de orada. Yani Troçki de biliyorsun dünya kabul etmedi, bir tek Türkiye kabul etmişti. Oraya geleceğiz şimdi. Oradan da işte Diego'nun Meksika Cumhurbaşkanlığı'yla ahbaplığı nedeniyle geldi. Frida'nın evinde kaldı. Çok önemli bir figür. Hem Frida'nın yaşamında hem dünya siyasetinde. Troçki biliyorsun müthiş bir adam yani. Adamın yazdığı eserler hani kabul ederiz, etmeyiz, tasvip ederiz falan ama kitaplar, eserler, şunlar bunlar boyundan daha büyük, müthiş bir adam. Yani biliyorsun ilk Sovyetler Birliği kurulduktan sonra biliyorsun ilk Sovyet efendim hükümetinde Sovyet efendim komiserleri, dışişleri komiseriydi. Yani Bakanlar Kurulu'na Komiserler Birliği dedi. Dışişleri, yani Sovyetler Birliği'nin ilk Dışişleri Bakanı. Dünyada ilk kez kurulmuş bir sosyalist ülkeyi dünyaya tanıtmak, ilişkileri kurmakla görevli idi. Uzun uzun tabii Troçki değil konumuz ama mesela Kızıl Ordu'nun kurucusu. Yani Kızıl Ordu'da biliyorsun karşı devrimi. Yani Aleksandre Vasilievich Kolçak ordularında yenen ordudur. Daha sonra o ordu İkinci Dünya Savaşı'nda kazandı. Yani Hitler'i yenen ilk ordu Kızıl Ordu'dur. Bunun kurucusu Troçki. Artı 4. Enternasyonel'in kurucusu ki İstanbul'da başladığı 4. Enternasyonel çalışmalarında Meksika'da geliştirdi. Şu resim şu anda bize gösterdiği
Muratçığım, onu bize al, tamamen onu koyarsan o güzel, önemli bir resim. Onu birazcık üzerinde konuşalım. Troçki'nin yanında Frida var zaten. Solunda Troçki'nin eşi var. Natalia Sedova. Çok önemli bir kadındır bu da. Yani hep biz Troçki'yi biliriz de bu kadını kimse bilmez. İkinci eşidir Troçki'nin. Rus ama hayatı Paris'te, işte Fransa'da, Paris'te geçmişti. Entelektüel çevrelerde çok etkin yazar bir kadındır bu. Hatta işte biraz evvel senin de söz ettiğin Talama mevzuunda Doktor Freud'la Troçki'yi tanıştıran kadın budur. Yani Viyana'ya götürüp efendim onun konferanslarına katan iyi bir ailenin kızı. Çok Paris sosyetesine de girmiş bir kadın ama bütün bunları bırakıp Troçki'nin bu zorlu yolculuğuna katılmıştır. Biliyorsun Troçki hayattayken iki çocukları vardı. İkisi de birini Almanya'da intihara sürüklediler Troçki'nin kızı diye. Öbür oğlunu da öldürdü Stalin. Yani kadıncağızın iki oğlu, bir kızı bir oğlu öldü. Ve Troçki de Meksika'da işte şu anda gördüğümüz evde öldürüldü. Hemen yan odadaydı. Ölmeden koşarak da Natalia Sedova'nın odasına gelmişti yani. Hatta o katili de kadın yakaladı. Çok önemli bir kadındır. Sağdaki beyaz beyefendiyi ben biraz evvel senin bahsettiğin fotoğrafçı Nicolas Murat'a benzettim. Çünkü arkası dönük. Fakat Murat daha ciddi bir inceleme yaptı. O kişi Nicolas Murat değil de işte Max Shetman oldu, ortaya çıktı. Max Shetman biliyorsun Amerikan Sosyalist İşçi Partisi'nin üyesiydi. Amerikan önemli Marksistlerinden biriydi. Stalin'in de yoldaşıydı. Sonra vaka tartışma çıktı, ayrıldı partiden. Hatta şeyden de ayrıldılar yani. Dördüncü Enternasyonel ayrıldılar. Uzun hikaye ama onu da Murat'ı Şetbul oldu. Murat buldu. Öyle de güzel bir şey oldu yani. Eser abi, bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii tabii. Şimdi Troçki suikastinden sonra bir dönem Frida'yı da içeri alıyorlar. Tanışıklığı nedeniyle falan. Ama sonra suçsuzluğu ya da bunda bir parmağı olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Bir de bunu da çekiyor kadıncağız. Yani tüm acıların üzerine bir de hapse girmişliği de var. Evet, o ilk hadiseden sonra oldu. İlk suikasttan birkaç ay önce de böyle yine Stalin ajanları, şey Troçki de bir Stalin ajanı öldürdü. Evdeki bir hizmetçinin sevgilisi falan olarak girdiydi oralara. Babasına çekiçle vurup öldürdü biliyorsun. Evet. Ölmedi yani, ona mücadele etti. Boğuştu yandaki eşinin odasına kadar geldi falan ama hastanede sonra işte iki hafta sonra öldü. Şey de bir hafta 10 gün yanılmıyorsam önce de böyle makinalı tüfeklerle falan taradılar evi. Ondan sonra Frida'dan şüphelendiler. Yani bu sizin evden ayrılıp buraya niye geçti acaba falan diye. Öyle de Frida biraz haksız bir şeylere maruz kalmıştı. Neyse ben lafı uzatmayalım ama Troçki'nin tabii meşhur hikayesi İstanbul'da başladı. Yani o Stalin döneminde sürgün olduğunda önce İstanbul'a geldi. Murat'cığım hemen yine biz resimleri büyütelim, bizi yok et. Bizi yok olalım, şeyleri görelim. Bu Troçki'nin Büyükada'da kaldığı ev ama yangından sonraki hali. 1924'ten 30'a kadar burada kaldı Troçki. Bu denize hemen şu ön tarafında gözükmüyor ama yakındır. Ve burada 4,5 yıl falan kaldı. Parçalı buldu ama gidip geldi falan. Yangın çıktı burada. Sonra işte Savoy Otel'e taşındılar adada. Ama sığamadılar işte. Otelin bahçesindeki müştemilata falan eşyaları koydular. Sonra çok enteresan, oradan Moda'ya taşındı. İstanbul'da Moda'ya geldiler. Bu ev Arap İzzet Paşa konağıdır.
İstanbul Moda'da da Şifa Sokağı geliyorlar ama tabii Troçki adayı çok sevmiş. Her sabah da düzenli balık balığa falan çıkıyor. Moda'da sıkılınca tekrar bir bu işte şeydeki Büyükada'daki çalışma odası Troçki'nin. Sonra tekrar şeye döndüler. Bu resimde duralı Murat. Büyükada'da sonra bir Rum vatandaştan ev kiraladılar. Yani Yanaruş diye bir vatandaştan yine bir köşk kiraladılar. Ama bu ilk evinin önü bu. Bak burada şimdi Skroçki, yani Sovyetler Birliği'nin İlk Dışişleri Bakanı. Efendim Kızıl Ordu'nun kurucusu. Böyle her sabah elinde ağlarla falan balıklara çıkıp böyle yaşamıştır ama anılarında da hayatımın en güzel yıllarını İstanbul'da ve hatta verimli yıllarını İstanbul'da Büyükada'da yaşıyorum. Çünkü 4. Enternasyonel'in falan temellerini burada attı. Hakikaten çok enteresan mesela buradaki şeyi. Troçki'nin Fransa'da falan da yaşamı var. Kabul etmiyor dünya. İşte bir Türkiye Cumhuriyeti kabul etti. Yani Mustafa Kemal kabul etti. Stalin'den korkmadılar, kabul etti. Avrupa'da hiçbir ülke almadı Stalin. Büyükada'da yaşarken bir Danimarka'ya gideyim dedi. 8 gün vize verdiler. 9. gün hemen sınır dışı ettiler. Sonra efendim Norveç'e gitti. Oradan da sınır dışı ettiler. Fransa'ya gitti, Paris'te işte bir sene kalmasına izin verdiler, sınır dışı ettiler. Bu sınır dışı etmelerde de hep Türkiye'ye geri dönüyor. Yani burada kalıyor. En sonunda bu işte çok çileli, işte oraya git kabul etmiyorlar, buraya gel etmiyorlar. Çocukluğundan beri sürgündü. Yani gençken Sibirya'da sürgündeydi. Troçki soyadını da kendi soyadı Troçki değil. Sibirya'da sürgündeyken bir gardiyanın adı Troçki. Oradan alıyor kendine Troçki soyadını. Yani Leon Lev Troçki diye. Soyadı başka. Böyle çok onun da hayatı. Bugün hep çilelerden bahsediyoruz. bu da işte artık Meksiko City'deki Sedona ile son günlerinden bir resim. Dediğim gibi yani hem kızını İntihara sürüklediler, oğlu öldü. Kendi de böyle bir trajik ölümü oldu. Yani Sebeci bu akşam çok kabus üstüne kabus da anlattık ama bunlar çok iyi yetişmiş insanlar, iyi ailelerin çocukları. Bu zorlu, zorunlu, çileli yolu da kendileri seçip nasip edelim etmeyelim insanlık tarihine katkıda bulmuş değerli sanatçılar, değerli insanlar diye düşünüyorum. Ne dersin? Doğru, doğru. Böyle. Evet. Peki. Varsa ilave edeceğim bir şey yok, konuşalım. Yok. Yoksa artık kapanışa geç başladık. Geçeyim. Evet, geç başladık. Geç de şeye, saate kaldık. Evet, ne yaptık? Şimdi çekilişi Murat'cığım. Murat kitapları alıp kaçtı galiba. Ben şu anda yayına çıkmak için bir aralık bakıyorum. Nereden çıkabilirim diye. Al da beni. Yok böyle çıkamayacağım. Bir saniye. Unuttum. Daldım. Programa daldım ben de. Kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Ya olsun. Facebook'u yarım saat bekledik. Seni de bekleriz. Kapı ikisinde de bana çıkıyor biraz ama taş. Merhabalar. İyi akşamlar. Tüm düz zamanı yolcularına. Yani tadı damağımda kaldı. Gerek sizlerin, gerek çok sevgili Mustafa Altıntaş, üstadımızın, hocamızın emeğine ağzına sağlık. Keyifle dinledim. Ben bunların hazırlık aşamasında, mutfak aşamasında da oluyorum ama burada tabii o bilgiler, daha tomurcuk halindeki bilgiler de çiçek açmaya başlıyor. Ve o çiçeklerin kökleriyle beraber oradan alıp hasat edilip yeni güzel kendi bahçemize dikmeye işlemini gerçekleştiriyoruz diyebilirim.
Tekrar diyorum, ağzınıza sağlık. Ben çok ufak bir şey paylaşmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz, biliyorum şeyin dışında çıkartıyorum ama sizi de isteyeceğimin dışında çıkartıyorum ama şöyle bir bak ayarlayabilirsem eğer. Evet. Ben bir şeyden bahsetmiştim. Bazı düz zaman dostları bunu bilebilirlerdi, bazıları bilemeyebilirlerdi. Ben şöyle tekrar göstereyim. Burada işçiler vardı. Bir kuru topun üzerine oturuyorlardı ve gözlerini artık kapitalizme, Batı'nın kapitalizm canavarına çevirmişlerdi. O inşaat demiri de güvenli bir topa dönüşmüştü. Onlara namusu dönüktü. Tabii ondan sonra benim aklıma bu bir çağrışım yaptı. Naçizane şu fotoğraftan bahsetmiştim. Bilmeyen çok sevgili düz zamanlı dostlarımıza ya da belki belleklerinde bulup hatırlayamayanlara. Bunu bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Almanya'daki işçiler de, Sovyetler'deki işçiler değil, artık Amerika'daki işçiler de geliyorlar haklarını almaya demişler. Biraz hala bekliyoruz diyebiliriz bu açıdan. Evet. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi asli görevimi yapayım. Böyle bir korsan yayın yaptıktan sonra ufak. Dört düş zamanı yolcusuna, düş zamanı dostuna Nazan Arısoy'un kitabını verecektik. Frida Kahlo kitabını verecektik. 56. baskısını yapan 9 yayınlarından çıkan bu güzel kitabı verecektik. Çekilişimi gerçekleştirdim. Sevgili Cemal Gürlek, sevgili Ceyda Ildıroğlu, çok sevgili Muhterem Baykal ve yine sevgili Selmin Yücel düş zamanı dostlarına Nazan Arısoy'un Frida Kahlo kitabını, Frida Kahlo isimli kitabını hediye edeceğiz. Tekrar ağzınıza sağlık çok sevgili abilerim, ustalarım. Muazzam bilgilendiğim, donandığım, güzel çiçekler topladığım bir program oldu yine. Ağzınıza, emeğinize, bilginize, birikiminize teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler Bülent'cim. Evet Semih'cim. Peki, son sözler olarak sana da iyi geceler diliyorum sevgili Eser abi. Sevgili düz zamanı izleyicileri, sevgili düz zamanı yolcuları, hepinize iyi akşamlar, iyi bir hafta geçirin umarım sağlıkla ve sevgiyle. Evet, gerçek bir düz zamanı yolcusuna yine onun çok sevdiği bir şarkıyla veda ediyoruz. Bu şarkı belki de Frida'nın yaşamındaki en büyük özlemini dillendiriyor. Beni sev, daha çok sev. Hoşça kalın, düşlerinizle. Verte junto a mí, piensa que tal vez.
mañana yo ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Después.